arkadaşlar. Sabahleyin mayamı hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi 3 saat sonra bu hale geldi. Yani tanecik tanecik ve kabarmış. Ben şimdi otoliz yapacağım. Mayamı ilave etmiyorum. Sadece unlarımla suyumu karıştıracağım. Burada bakıyorum ne unum var. Tam buğday unum var. Burada ekmeklik unu var. Burada da çavdar unum var. Gördüğünüz gibi. Pardon, dinkel unum var. Dinkel unumu çıkartmışım. Ekmekli unumdan fazla koyacağım ki hamurum, ekmeğim daha yumuşak olsun diye. Ekmekli undan bir 300 gram koyacağım. Ekmeğinizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız ekmeklik ya da sert sarı undan daha fazla koyabilirsiniz. Evet, 300 gram. Koydum ekmeklik unundan. Tam buğdaydan bir 40 gram koyayım. Bundan da bir 60 koyup 400'e tamamlamak istiyorum. Dinkelden. Evet, bu da dinkel unum gördüğünüz gibi. Üzerlerine yazıyorum. Böylece karıştırma riskim olmuyor. Renkleri benziyor çünkü. Sizler de bu şekilde üzerlerine yazabilirsiniz. Sadece su ilave edeceğim. 400 grama tahminen 250'den başlayabilirim. Çünkü %70 alıyor zaten onlarımız. %70 de 4 kere 7, 28 olduğu için 280 gram. Ben 250 ilk başta koymak istiyorum. Şu an tam 250 gram. Şöyle bir karıştıracağım. Bakalım daha ihtiyacım olacak mı? Gördüğünüz gibi bunların bayağı bir kuru kaldı. Yani suya doymadı. Bir 30 gram daha ilave etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi evet. Şimdi 30 gram daha ilave ettim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi un suya doydu. Buna otoliz diyoruz. Şimdi artık bunun üzerine kapatacağım. En az 1 saat bekleyecek. Mayam da biraz daha kabarmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi balon balon. 1 saat sonra mayamı ilave edeceğim. 1 saat otoliz yaptım. İçine şimdi mayayı ekleyeceğim. Mayamızı görüyorsunuz, balon balon. 400 gram unum olduğu için toplam %20'si kadar maya katıyoruz. Yani 80 gram yeterli. Geri kalanı başka ekmeğe koyacağım. Evet. 80 gram mayamı koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Otolizden sonra hamurun dokusunu görüyorsunuz. Sanki yoğrulmuş gibi oluyor. Otolizin faydası bu. Çok fazla efor harcamıyoruz. Kolaylıkla yoğruluyor. Şimdi şöyle mayayı kattıktan sonra bir yarım saat dinlenecek. Daha sonra tuzunu ilave edip gerçek anlamda yoğuracağım. Gördüğünüz gibi mayayı yedirdim. Şu an tekrar yarım saat dinlenmeye alıyorum. Yarım saat geçti. Mayamı ilave etmiştim. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika önce elde yoğuracağım. Daha sonra da tezgah üzerinde slip and fold, vur ve katla yöntemini uygulayacağım. Gördüğünüz gibi
Hamurum şimdiden yoğrulmuş gibi, çok güzel. Şöyle alttan atarak şu şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Birazdan snap and fold yapalım tezgahtan. Şu şekilde vuruyoruz, atıyoruz, katlıyoruz. Şu şekilde. Hamur özleşene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir 6-7 dakika daha böyle bu şekilde yoğurduktan sonra güzel bir yapı aldı hamurumuz. Şimdi yağlı geniş bir kaba alacağım. Katlamalara bir tanesine başlayacağım. Şurada. İstersek bu aşamada laminasyon da yapabiliriz. Size onu da göstermek istiyorum. Şöyle laminasyonu yapalım. Onu da görmüş olalım. Hafifçe tezgahımızı ıslatıyoruz. Üzerine hamurumuzu koyuyoruz. Ve börek gibi açıyoruz şöyle şu şekilde. Açabildiğiniz kadar ince açabilirsiniz. Yırtılmaya başladı biraz. Şöyle açabildiğimiz kadar açıyoruz. Sonra katlıyoruz. Bu ilk katlama yerine de geçiyor. Şu şekilde katlamasını yaptım. Buraya biraz zeytinyağından döküyorum, çok az. Yapışmasın diye. Şöyle yağımı gezdirip üzerine hamurumu koyuyorum. Ve üzerine kapatıyorum. 1 saat sonra ilk katlamasını yapacağız. Evet, ilk katlamamızı yapacağız. 1 saat oldu. Hamurumuz yayılmış. Şöyle alttan tutacağım. Şöyle alttan sürekli katlayabildiğim kadar katlıyorum. Şöyle. Bakın, baloncuklarımız oluşmaya başlamış bile. Gördüğünüz gibi şuralarda baloncuklarımız oluşmaya başlamış. Çok güzel. Yarım saatte bir, tekrar 2-3 katlama daha yapacağım. Hamurum böyle daha güçlü olana kadar. Bu şekilde dinlenmeyi bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 3. katlamamı yapacağım. 2. katlamanın videosunu çekemedim. Şimdi son katlama büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi hamur gevşemiş. Şöyle tutuyoruz, alta doğru kıvırıyoruz. Şöyle birkaç defa. Gördüğünüz gibi yüzeyinde baloncuklar ufaklı ufaklı duruyor. Şimdi kendi haline bırakacağım 1 saat. 1 saat sonra kontrol edeceğim. Daha bir hafiflemiş olması gerekiyor. Hafifledikten sonra planım bu ekmeğe biraz zeytin, biraz domates kurusu katarak domatesli ve zeytinli ekmek yapmak. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi hafiflemiş, kabarmış. Hemen tezgaha boşaltıyorum. Şu şekilde biraz yayacağım. Baloncuk baloncuk gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yayıyorum. İçine zeytin taneleri koyuyorum.
Pardon, şeyi de koyacaktım. Şöyle açayım birazcık. Domates kurumusu da koyuyorum. Zeytinyağında beklettiğim domates kurumu. Şimdi şöyle alıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi ekmekte eşit dağılması için bu tarz şeylerin biraz da şuraya koyacağım. Şurada az koydum çünkü. Şöyle birazcık yağından, şeyinden. Şekilde kapatıyorum. Hamurla koyanlar da var ama ben glutenin daha rahat oluşması için, bu yapıyı bozmaması için genelde şekil verirken iri parçaları, ceviz, zeytin, bu tarz parçaları şekillendirme yaparken bu şekilde ilave etmeyi düşünüyorum. Yani yapıyorum her zaman zaten. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle dikkat ederek şu şekilde kapatıyorum. Çok güzel bir hamurumuz var. Şöyle içe doğru yanları kapatıp şu şekilde gergin bir yüzey sağlıyorum gördüğünüz gibi. Evet, top şeklini verdik. Birazcık un serpiyorum. Sepetime şu şekilde alıp koyuyorum. Yarın bu kabardığı zaman pişmeye hazırdır. Dolaba kaldırıyorum. Dolapta mayalanmaya devam edecek. Bir yarım saat sonra dolaba kaldıracağım.